Türkiye'de şu anda bir düşünce ve ifade özgürlüğü yok. Yani bir basın özgürlüğü yok. Ve hani buna karşı ciddi anlamda ses çıkarılmadığını da görüyoruz. Bu yüzden bu eylemi bizler DFG olarak önemli görüyoruz. Mezopotamya Kültür Merkezi'nin yapmış olduğu bu dayanışma gecesini. Gerçekten hakikate sahip çıkanlar, basın mesleğine sahip çıkanlar, özgür basın, özgür Kürt basınına sahip çıkanların orada bizlere destek sunmasını ve gerçekten salt Kürt basınının üzerinden değil, yani bugün Kürt basını üzerinde yapılan baskıların daha yayıldığını ve tüm aslında basına yayıldığını yani görebiliyoruz. Böyle dayanışmalara ciddi anlamda ihtiyaç var. Belki de böylesi kurumların bir yerde sorumluluğu da bu dayanışmayı örgütleme hali. Çünkü basın dediğimiz sadece bir grup insan, bir ekip insan işi değildir. Hakikat dediğimiz bir gerçeklik var ve toplumun tamamını ilgilendiren bir durum. Son süreçlerde de ciddi saldırılar söz konusu basına. Her anlamda bir daraltma, hem insan açısından hem ekonomik açıdan hem hukuki bir kıskaç altında. O yüzden böylesi bir danışma belki de bu mevziyi genişletmeye yönelik bir çalışma. O yüzden çok anlamlı buluyoruz, çok değerli buluyoruz. Hele ki böylesi bir süreçte, yani 16 arkadaşımızın tutuklandığı kısa, yani Haziran ayında 16 arkadaşımızın tutuklandığı bir sürece denk gelmesi ayrı bir anlamda oldu. Tek bir şey var, yan yana gelmeniz. Bunun başka bir çıkar yolu da yok. Gazetecilik faaliyetlerini oradan yürütmeye çalışan arkadaşlarımız var, onlara da engel oluyorlar. Ya böyle bir ortamda onların yalnız olmadığını göstermek adına oraya gitmek lazım. Sadece bunun için bile yeterli. Yani ben bunu sadece gazeteciler için de söylemiyorum. Burada durumu belki şöyle tartışabiliriz. Halkın haber alma hakkına sahip çıkma minimalinde düşünürsek, bizi takip eden yurttaşların, halkımızın da oraya gitmesi gerekiyor. Çünkü onlar için aslında o arkadaşlarımız cezaevinde ve biz onlar için bu haberleri yapıyoruz. Yani kamuoyu bilgilendirmek için yapıyoruz. Ve o yüzden tüm yurttaşlarımızın, tüm meslektaşlarımızın, tutuklanan arkadaşlarımızla en azından dirsek teması olması için oraya katılmalarını istiyorum.